Merhaba arkadaşlar. Sinir sisteminin ikinci föy ile devam ediyoruz. Sinir sistemini toplamda 4 föyde öğreneceğiz. İlk föyümüzde polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon tanımlarını öğrendik. Nöronları ve nörogriyaları tanıdık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sinir sisteminde bir eşik değer ya hep ya hiç yasasını çalışacağız. Şimdi sinir sisteminde sinir hücrelerini uyaran bir en alt sınırdaki bir şiddet var. Bu şiddete eşik şiddeti deniyor. Ve eğer eşik şiddetinin altında bir uyartı varsa... Eğer eşik değeri şurasıysa arkadaşlar ve eşik şiddetinin altındaki uyarılara sinir hücresi hiçbir şekilde cevap vermiyor. Eşik değerinde veya eşik değerinin üzerindeki uyartılara sinir hücreleri hep aynı şiddette cevap veriyor. Bakın yükseklik hiç değişmiyor. Buna ne diyoruz? Ya hiç ya hep değil mi arkadaşlar? Ya hep ya hiç yasası. Ancak birçok sinir hücresi bir araya gelirse, eşik şiddetleri birbirinden farklı sinir hücreleri bir araya geldiğinde en küçük eşik değere sahip sinir hücresi uyarılmadan hiçbir sinir hücresi uyarılmayacak tahmin ettiğiniz gibi. En küçük şiddetteki diyelim ki bir sinir kordonu var elimde. Şöyle düşünün şu üç tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan bir sinir kordonu. Burada arkadaşlar bir tanesinin 5 şiddetinde uyarıldığını, birinin 10, birinin de 15 ile uyarıldığını varsayalım. Ben buraya 5 şiddetinde bir uyarı verdiğimde bir sinir hücresi uyarılmış olacak. 10 şiddetinde bir uyarı verirsem kaç sinir hücresi uyarılacak arkadaşlar? 5'in de büyüğü olduğu için 10 yani 15'ten büyük olduğu için 2 sinir hücresi uyarılacak. 15 ile şiddet gönderirsem kaç sinir hücresi uyarılacak? 3. Bakın burada biraz daha yükselmiş. Diyelim ki ben burada bir sinir hücresi daha var ve onu da 20 ile uyarıyorum. 20 verirsem hepsi uyarılmış olacak mı? Evet ve tepeye ulaştık. Artık ben buraya kaç şiddetinde uyartı verirsem vereyim aksiyon potansiyeli hep aynı yükseklikte devam eder arkadaşlar. Çünkü tüm sinir hücreleri uyarılmış olur. Öyleyse sinir kordonundaki uyartı artarak devam ediyorsa, buna ne deniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yıldızlıyorum burayı. Merdiven etkisi. Bakın merdiven etkisi. Aynısını kas sisteminde de göreceğiz. Yukarıya doğru yükselen bir etkiden bahsediyoruz. Merdiven etkisinde arkadaşlar bir sinir hücresinde değil, birden fazla sayıda sinir hücresinde görülür diyoruz. Şimdi impuls için gereken enerjiyi bir kere nereden elde ediyoruz? Nöron'dan. Bunu bir yıldızladık. Nöron'dan uyartı geldi. Peki nöron'dan geçen impulsun sayısı arttıkça Sinapslarda salgılanan nörotransmitter madde miktarı da artar mı? Artar. Çünkü neden? Çok daha fazla uyarı ileteceği için çok daha fazla nörotransmitter salgılaması lazım. Peki nörondan geçiş mi hızlıdır? Sinapstan geçiş mi? Sinaps sonuç itibariyle boşluk olduğu için sinapstan geçiş daha yavaş arkadaşlar. Ve nöronda oluşan uyartı tüm vücuda değil seçici direnç sayesinde sadece ilgili yere iletilir. İlgili yer Kolaylaştırıcı sinapsla ilgili olmayan yerler ise engelleyici sinapsla durdurulur. Arkadaşlar mesela sol elime iğne battı, sol elimi çekeceğim, sol elime iğne battı, beynime uyartı gitti. Cevapta da elini çek dedi ama sol el bakın sola giden nörotransmitter miktarı arttırılıyor, sol dengeleniyor. Sağ tarafa giden nörotransmitter miktarı ise azaltılıyor. İşte biz buna seçici direnç diyoruz. Kolaylaştırıcı veya engelleyici yönde etki edebilir. Evet kolaylaştırıcı veya e, engelleyici sinapsın olması yani seçici bir direncin olmasının faydası nedir? Size müthiş bir sınavda çıkacak soru. Nedir arkadaşlar? Enerji tasarrufu sağlamak. Hemen not alıyoruz. Enerji tasarrufu sağlamak. Eğer bu olmasaydı seçici direnç o zaman dışarıdan gelen her uyarıya tüm vücutla tepki verir ve büyük bir enerji kaybı yaşardık. Büyük bir enerji israfı yaşardık değil mi? O yüzden seçerek uyartıları iletiyoruz ki e, enerji kaybımızı en aza indirebilelim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar sinestezi dediğimiz bir durum var. Sinesteziyi konuşalım. Sinestezi de duyu algısı, bir duyunun algısı uyarımı başka bir duyu tarafından tetikleniyor. Örnek mesela insanda bir ses, bir ses bir kokuyu çağrıştırabilir ya da bir koku bir rengi çağrıştırabilir yani bir koku geliyor burnunuza ve mavi renk çağrışıyor zihninizde yani bir duyu organı da diğerini etkileyebiliyor e buna sinestezi deniyor bu da aklımızda bulunsun önemli bir not nöron sayısının artması sinap sayısını arttıracağı için duyu nöronlarında oluşan impulslar merkezi sinir sistemine daha fazla e, sürede ulaşır. Yani uyarılan nöron sayısı uyarılan bölge artacağı için uzun sürede ulaşır. Bu bilgi de aklımızda kalsın. Öyleyse bir nöronda impulsun sayısını ne arttırır? Tabii ki uyaranın şiddeti. Yani eline iğne battığında mı bıçak saplandığında mı daha hızlı bir ya da daha fazla sayıda impuls oluşur diyelim. Tabii ki bıçakta yani daha geniş alan etkilenirse şiddeti yüksek olursa. Tabi sıklık iğneyi batırdınız elinize çektiniz mi yoksa batırdım batırdım batırdın sık sık tekrardan bir batırma mı var? İşte buna frekans sayı deniyor arkadaşlar. Bu da e, daha uzun süreli etki etmesine yani impulsun sayısının artmasına dolayısıyla tepkinin şiddetinin artmasına sebep olur. Peki uyaranın süresi eline iğneye batırdın ve hemen çektin mi? Batırdım ve iğne içinde mi kaldı? Öyleyse uyaranın süresi de impulsun sayısı arttırır. Çünkü içine batırırsak değil mi? Daha fazla acı hissetmemiz lazım. Peki impuls iletim hızını ne etkiler? Arkadaşlar bakın çok önemli bir not söylüyorum. Dikkat dikkat. Bir nöronda impuls iletim hızı değişmez arkadaşlar. Bu nöronu makine gibi düşüneceksin. Eline bıçak da saplansa, üstüne kamyon da düşse buradaki sinir hücresinin uyartı hızını beyine götürme hızı aynı. E peki hocam impulsun hızını etkileyen dediniz. Ben ne diyorum biliyor musunuz burada hızı etkileyen derken? Buna A nöronu dedim. Başka bir tane nöron çizdim. Ona da B nöronu dedim. A ile B'yi kıyaslıyorum arkadaşlar. Burada B'yi kendi içinde kıyaslamıyorum. B'nin hızı hep aynı. Yavaşça dokunsan da B'nin hızı saniyede 100 metre ise 100 metre ile gider. Hızlı bir tepki verdiğinde de saniyede 100 metre ise 100 metre ile gider. Ben A ile B'yi kıyaslarsam miyelin kılıfı varsa daha hızlı hızlıdır. Ranvier boğum sayısı az ise daha hızlıdır. Akson çapı fazla ise tabii ki daha hızlıdır. İlk bölümümüzde Ranvier boğum, miyelin kılıf ve akson çapı meselelerini öğrenmiştik. Oraya lütfen tekrar bir bakın. Bir örnek bakıyoruz. Diyor ki bir nörona verilen dört farklı uyarının şiddeti gösterilmiş. Bu arada eşik değeri de tanımlamış. Bu nöronun uyarılara verdiği cevap arkadaşlar eşik değer şu kadar ise eğer eşik değerin altında kalan Z'ye hiçbir tepki vermemem lazım. Bak burada Z'ye tepki vermiş olmadı. Z'ye tepki vermiş olmadı. Z'ye tepki vermiş olmadı. Şimdi ben A ve C şıkları arasında kaldım. Çünkü ikisinde de Z'ye tepki yok. Peki eşik şiddeti ve üzerindeki uyarılara hep aynı şekilde tepki vermem gerekmiyor muydu? Bakın burada bazılarına düşük bazılarına yüksek tepki vermiş. Öyleyse cevabımız A seçeneği olur. Bir başka örnek nöron ve sinapslarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sinapslarda seçici direnç vardır. Bunu zaten en başta değil mi kolaylaştırıcı ve durdurucu sinaps olmak üzere de ikiye ayrılır diye anlatmıştık. İmpulsun nörondan geçiş hızı sinapstan geçiş hızından yavaştır. Olmadı. Nörondan geçişi sinapstan hızlıdır. Çünkü nöron dediğin şey bir akson ve orada elektriksel uyartı gerçekleşiyor. Ancak diğer sinir hücresine geçerken arada bir boşluk var. Boşluktan geçiş daha yavaş olmalı. Tek bir nörondan geçen impuls sayısı artarsa verilen tepkinin şiddeti de artar. Evet impuls sayısının artması neyle artıyordu? etkinin şiddeti artarsa, süresi artarsa, sıklık artarsa impuls sayısı artar. Bu da vereceğimiz tepkinin şiddetini arttırır. Öyleyse cevap 1 3 olur. Bir sonraki örnek. Tek bir sinir hücresinde impuls iletimi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili grafiklerindeki değişimlerinden hangileri çizilebilir? Bakalım. Impuls iletimi sırasında ATP harcanır mı? Tabii ki Polarizasyon halindeyken ATP mutlaka harcanıyor. İleti gerçekleşirken de tekrar eski haline dönmede sodyum potasyum pompası çalışıyordu ve bu pompa aktif taşıma mantığıyla çalışacağı için ATP harcanır. İletim hızlanır mı? Arkadaşlar neydi? Bir sinir hücresinde bakın tek bir sinir hücresinde hız sabit de değil mi? Dolayısıyla hız değişmez. 2 numarayı yanlış vermiş. Tüketilen oksijen miktarı sinir hücremiz oksijenli solunum yaptığına göre tüketilen oksijen miktarı artar doğru. Bu arada beynin ve sinir hücrelerinin enerji kaynağı olarak oksijenli solunum yaptığını, besin kaynağı olarak da sadece glikoz kullandığını hatırlayalım. Evet bir not alıyoruz şimdi. Beyin sadece glikoz kullanır. Peki yani beyin amino asit veya yağ asidi kullanamaz mı? kullanamaz arkadaşlar. Beyin sadece glikoz kullanıyor. Aklımızda bulunsun. Peki sinir sistemi ile hormon sistemi nasıl birlikte çalışıyor? Sinir sistemi, hormon sistemi ve duyu organlarının üçüne birden denetleyici, düzenleyici sistem deniyor. Bu üç sistem mutlaka birlikte çalışır. Nasıl oluyor arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Öncelikle bir sinir hücresinin salgıladığı nörotransmitter madde zaten hormon kabul edilir. Buna nör hormon denir. Uyartılar bir beze gidebilir. Bezden sentezlenen hormonlar kan yoluyla gitmesi gereken yere gönderilebilir. Bir örnek vereyim. Mesela uyar Uyartılar hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi TSH sentezler. TSH kan yoluyla tiroksin hormonunu uyarabilir. Olur mu? Olabilir. Uyartılar bir sinir teli yardımıyla bir bezden sentezini kan, kanı uyarabilir mi? Uyarabilir. Mesela <laughs> her durumda da mutlaka sinir sistemi hormonlardan da destek alıyor. Bir örnek bakalım. Gözün A tabasın, tabakasındaki sinirlerin uyartıyı beyne iletmesi. Bakın aldığı uyartıyı sinir teliyle direkt beyne iletti. Mideye besin gelmesiyle gastrin sentezlenmesi olur mu? Olur. Mide bir bez gibi çalışıyordu. Gastrin hormonu üretebiliyordu. Gastrin sentezledi ve kana verdi. Olur. 3 numaralısına bir örnek bakalım. Köpek gören birinde sinirler yoluyla böbrek üstü bezinin uyarılması ve adrenalin salgılanması. Köpeği gördün gözünle. Gözünden beynin hemen gidip böbrek üstü bezine dedi ki tehlike var. Diyelim ki köpekten korkuyor. Ve o bezden adrenalin kana salgılandı. Heyecan, korku, öfke e, hormonu, adrenalin e, ve göz bebeklerin büyüdü vesaire. Dolayısıyla üçüncü yolda e, sinir sistemi hormon sisteminin birlikte çalışmasını anlatıyor. Şimdi beynin kısımlarına bakacağız. Öncelikle sinir sistemini merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar kafatası kemiğinin içerisinde bulunan beyin ve ondan çıkan kuyruk sokumuna kadar ilerleyen omurilik bizim neyimizi oluşturuyormuş merkezi sinir sistemini. Peki çevresel sinir sistemi kim? Kafadan çıkan bu Arkadaşlar beyinden çıkan sinirler ile 12 çift omurilikten çıkan 31 çift sinir kol ve bacaklara yayılıyor. Bunlara da çevresel sinir sistemi deniyor. Bakın tekrar edeyim. Kafatası kemiğinin içerisindeki beyin ve onun devamında kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilik merkezi sinir sistemi ondan çıkan yan dallara ayrılan çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Merkezimizdeki beyin 3 parçadan oluşuyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Ön beyin uç ve ara olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ara beyin ise talamus, hipotalamus, epitalamus olmak üzere üçe ayrılıyor. Orta beyin neyse ki çok şükür tek parça. Arka beyin ise beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere üçe ayrılıyor. Omuriliğin içerisinde ilerleyen omurilik tek parça. Omurganın içerisinde ilerleyen omurilik tek parça. Çevresel sinir sistemini ise Duyu ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Motor bölüm somatik yani istemli çalışan sinirler. Otonom yani otomatik yani istemsiz çalışan sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi burada gördüğümüz her kısmı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Önce beynin şeklini çalışarak başlayalım. Beyin kafatası kemiğinin içerisinde yer alan e, zeka ve öğrenme kapasitesiyle ilgisi olmayan büyüklüğünün e, ilgisi olmayan e, bir organımız. Beynin içerisinde arkadaşlar yapısını hemen tanıyalım. Beynin aşağıya doğru şöyle sarkan bir kısmını şekilde hemen tanımanızı isteyeceğim. Bu hipofiz bezi. Bakın hipofizi tanıdıktan sonra her şey kolaylaşıyor. Hipofizin hemen üzerinde hipotalamus, Epitalamus, talağımız Bakın musların olduğu hipofiz bezinde içine aldığım, şu an içini kırmızıyla doldurduğum kısım ara beyin. Tekrar edeyim. Hipofiz, hipotalamus, epitalamus, talağımız Burası ara beyin. Bunun dışında kalan tüm kısımlar arkadaşlar, buranın dışında kalan tüm kısımlar ön beyin ta arkaya gelene kadar. Yani beyni e, ön, orta arka diye sınıflandırmıyoruz. Bakın bu yanlış bir sınıflandırma. Ne yapacağız? Bir daha göstereyim. Hipofiz bezini tanıdık. Hipofiz bezinin üzeri hipotalamus, epitalamus, talamus. Şurası ara beyinde arkadaşlar. Ara beynin dışında kalan tüm kısımlar ön beyni oluşturuyor. Ön beyinin Nasırlı cisim, üstten nasırlı cisim, alttan da beyin üçgeni denilen iki parçası var. Bunlar beynin sağ ve sol yarım kürelerini birbirine bağlıyor. Çünkü hatırlarsanız beynimiz iki yarım küreden oluşuyordu. Ve bu iki yarım küre derin bir yarıkla birbirinden ayrılmıştı. Üstten nasırlı cisim, alttan ise beyin üçgeni bu iki yapıyı birbirine bağladı. Peki devam ediyorum. Öyleyse arkadaşlar öyleyse ee, ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyorsa şu dışta çizdiğim tüm böyle kahverengi gibi gözüken yapı uç beyin ve şurası da ara beyin ise bakın şimdi bakın ne yapıyorum şurası komple ön beyin mi oldu öyleyse ön beyin beynin yaklaşık yüzde seksenini oluşturdu arkada içinde maket gibi böyle ağaç gibi bir görüntü olan kısım beyincik Omuriliğin hemen devamında omurilik burası bakın kuyruk sokumuna doğru ilerliyor. Omurilikten çıkarken birinci bombe omurilik soğanı, ikinci bombe pons. Pons, omurilik soğanı ve beyincik arka beyin. Şu arada kalan kısım ise orta beyin olarak isimlendiriliyor. Orta beyin arkadaşlar gördüğünüz içini doldurduğum kısım. Pons, omurilik soğanı ve beyincik de arka beyin olarak isimlendiriliyor. Şimdi beynimizin dışında kafatası kemiğine yapışık sert zar adını verdiğimiz bir zarı var. Onun içerisinde örümcek ağına benzeyen örümcek zarı var. Onun içerisinde de beynin girintili çıkıntılı bir yapısı olduğunu biliyorsunuz. Cevize benzetiliyor hatta. Bu tüm girinti çıkıntıların üzerine örten ince zar var. Beyin zarlarının üçüne birden meningen zarları deniyor. Eğer burası iltihaplanırsa da kişi menenjit olmuş oluyor. Buradan zarlara daha yakından bakalım. Kafatası kemiğini görüyorsunuz üstteki. Onun altında bir sert zar var, kemiğe içten yapışık. Örümceksiz zarı görüyorsunuz, örümcek ağları gibi. Onun içinde de şöyle tüm görüntü çıkıntıların üzerine örten, şöyle ilerleyen bir ince zarımız var. İnce zar ile örümceksiz zarların arasında bakın kan damarları var. Kan damarları beyni besleyen damarlar. Buraya ne bırakıyorlar? Bir sıvı bırakıyorlar. Bu sıvıya boş sıvısı deniyor. Beyin omurilik sıvısı. Beyni ve omuriliği koruyor. Kan basıncı ve kan basıncı ile kılcal damarlardan çıkan bu sıvıya boz sıvısı dedik. Çarpma ve vurmalara karşı beyni koruyor, madde alışverişi sağlıyor ve merkezi sinir sisteminde arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi neydi? Bir daha hatırlayalım. Beyin ve omuriliğe merkezi sinir sistemi diyorduk. Ne sağlıyor arkadaşlar? İyon dengesi sağlıyor. Çünkü iyonu iyonların burada dengede kalması lazım. Evet yoğun bir bilgilendirme oldu örnek bakalım beyin sıvısı ile ilgili neydi beyin sıvısı boz beyin omurilik sıvısı ifadelerinden hangileri doğrudur çarpma ve vurmalara karşı beyni korur beyin kan sinir hücreleri arasında madde alışverişi sağlıyor bu sıvı ve merkezi sinir sisteminin az önce not aldığımız gibi iyon dengesini sağlıyor cevabımız E seçeneği beyinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Kafatası kemikleriyle korunur. Tabii ki arkadaşlar kafatası kemikleri beyni dış etkenlerden korur. Dıştan içe doğru 3 katlı zarı var. Doğru. İnce zar beynin beslenmesine yarayan kan damarlarını içerir. İnce zar içerir. Doğru. İnce zar ile örümceksiz zar arasında bulunur ifadesi de doğru. Ama örümceksiz zar kafatası kemiğine içten yapışmamış. İçten yapışan zar kafatasına kimdi? Sert zardı. Öyleyse cevabımız D seçeneği. E'ye de bakalım. Beyin sıvısı kan ve sinir hücreleri arasında madde alışverişini sağlar. Beyin sıvısı boz sıvısıydı ve madde alışverişi sağlıyor muydu arkadaşlar? Sağlıyordu demiştik. Şimdi sırayla görevlerdeyiz. Önce uç beyindeyiz. Uç beyin sağ ve sol olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Nasırlı cisim ve beyin üçgeni iki yapı yani sağ ve sol taraf birbirine bağlanıyor demiştik. Ancak bu beyin yarım kürelerini hani şöyle gösterdik ya tamamen birbirinden ayrık. Bir de şöyle enine bir yarık var arkadaşlar. Bu enine yarığa Rolando yarığı deniyor. Ancak Rolando yarığını bağlayan kısımlar yok. Çünkü neden çok derin bir yarıktan bahsetmiyoruz yani. Yine de Rolanda yağı dayı, aklımızda kalsın. Uç beyin neyi kontrol ediyor? Şimdi bir, istemli hareketlerimizi kontrol ediyor. Bir, istemli hareket. İki, arkadaşlar duyu organlarını kontrol ediyor. Önemli. Üç, öğrenme, hafıza, zeka, hayal kurma, konuşma bunlar nedir? Öğrenilmiş davranışlarımızı kontrol ediyor. O zaman şöyle uç beyni sınıflandıralım. Bir, istemli kas faaliyetleri, istemli hareketleri kontrol ediyor. 2 öğrenilmiş davranışlarımızı kontrol ediyor. 3 duyu organlarımızı kontrol ediyor. Evet, beyin yarım küreleri arkadaşlar uç beynin üzerinde bulunacak. Yani loblar mutlaka uç beynin üzerinde bulunuyor diyoruz. Yani neresi? Mesela hemen beynin sol tarafı vücudun sağını, sağ taraf vücudun solunu kontrol ediyor. Sağ taraf daha böyle arkadaşlar sanatsal yatkınlık daha böyle sözel müzik becerileri gibi sol taraf ise daha analitik düşünme mantık daha matematiksel düşünmeyi nasıl diyelim kontrol ediyor diyelim evet şimdi beyin Lopları dedik uç beynin üzerinde bulunuyor. Lopları şöyle kısaca bir bakalım. Şimdi görme duyumuz burada. Bakın gözleri burada kişinin görme merkezi nerede? Beynin arka tarafında. Oksipital lob. Bak burası arka beyin değil. Tekrar edeyim. Ön beynin uç kısmı. Yani kabuk kısmındayız. Yani beyin korteksindeyiz. Uç beynin diğer adı korteks'te hatırlayalım. Hemen arkadaşlar kulaklarımız şurada, burun da burada bakın. Koku duyusu ve işitme duyusu nerede? Şakak lobunda ya da diğer adıyla temporal lobda. Ön taraf ise istemli davranışların, istemli kas hareketlerinin merkezi. Buraya alın lobu diyoruz. O yüzden başın önünü çarptığında böyle bir sendeliyor kişi. Üst taraf ise yan kafa yani parietal lob. Burası da deri. Bakın dokunma, acı, basınç, derideki sıcaklığın algılanması, deri duyusu da buradan algılanıyor diyebiliriz. Burayla ilgili çıkmış sınav sorusu yok loblarla ilgili. Ancak Milli Eğitim kitabında da aynen bu şekilde açıklama olduğu için soru çıkmaz, buradan soru gelmez diyemiyoruz. O yüzden burayı da bilmeniz gerekir. Evet başka bir örnek yukarıda verilen olaylardan hangisi beyin yarım küreleri tarafından gerçekleştirilemez. Beyin yarım küresi derken neyi kastediyor arkadaşlar? Uç beyni. Uç beyin ne yapıyordu? Bir tane görev söylemiştik. Bir öğrenilmiş davranış. iki istemli davranış. Üç duyu organları. Öyleyse işitme duyu organlarına girdi onu eledim. Ezberlediği bilgiyi hafızada tutma, hayal kurma, okuma yazma öğrenme bunlar da öğrenilmiş davranış değil mi? Onları da eledim. Ama mide'nin kasılıp gevşemesi istemsiz bir davranış. Onu otonom sinir sistemi tarafından kontrol edeceğiz. E, uç beyin yani kabuk yani korteks kontrol etmiyor. Evet. Bir başka örnek. Hangisi merkezi sinir sistemi içinde yer almaz? Diye sormuş. Merkezi sinir sistemi kimdi arkadaşlar? beyin ve omurilik. Yani uç beyin, beyincik, omurilik soğanı, orta beyin beynin kısımlarıydı hatırlayın. Ama duyu nöronu beynin bir parçası değil. Duyu nöronu reseptörden uyarıları alıp beyne doğru getiren nöronun adıydı. Oysa bizim merkezi sinir sisteminde kim vardı? Ara nöron vardı. Ara nöron da omurilik, orta beyin, beyincik, uç beyin, ondan sonra e, pons gibi kısımlarda bulunur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği diyoruz. Bir başka örnek yukarıda verilen beyin kısımlarına ait olduğu yerlerin doğru eşleştirilmesi hangisinde verilmiş? Arkadaşlar uç beyin ve ara beyin ön beyinin kısmı. Peki omurilik soğanı pons ve e, omurilik soğanı pons ve beyincik arka beyinin kısmı. Hipotalamus, epitalamus, talamus ara beynin kısmı. Öyleyse cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Böylece arkadaşlar bu föyümüzü de tamamlamış olduk. Sinir sisteminin 3. föyü ile devam edeceğiz.